Hayırlı günler, günaydın değerli dostlar. Şu anda Antalya, Aksu, Kurşunlu bölgesindeyiz. Bugün biber konusunda uzman Seracımızla beraber olacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biberlerine çalışmalar yapıyor. Ve bu serada tüm çalışmaları aile olarak çalışıyorlar. Hanımı, kendisi ve çocuklarıyla birlikte bu görmüş olduğumuz güzel biberlerin bu hale gelmesindeki çalışmaların tamamını bu güzel aile yapmaktadır. Ülkemize bu üretimle harikulade bir katma değer katıyorlar kendilerine. Teşekkür ediyoruz ve başlayalım diyoruz. Evet, üstadım sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ünal Aktaş. Antalya Aksu Kurşunlu köyünde yaşamaktayız. Evet. Yurt dışı için ihracatlık Kaliforniya biber yetiştirmekteyiz. Evet, biberlerinizi görüyoruz. Şu anda gelişim güzel gördüğüm kadarıyla. Yapraklar koyu yeşil ve çatallanmalar güzel. Şu anda yavaş yavaş da çiçeğe dönmeye başlamış. Evet. Şimdi biber yetiştiricisi olarak yeni başlayacak, bu işe yeni başlayacak veyahut da serada biber yapmak isteyen insanlara tavsiyeleriniz neler olur? Valla yeni biber yapacak arkadaşlara tavsiyemiz bir kere ilk önce uzman birisinden toprak hazırlığından başlayıp bir danışmanlık hizmeti almalarını tavsiye ederim. Toprak ıslahı çok önemli. Toprak ıslahı işin temeli. Evet. Allah razı olsun biz uzaktan danışmanlık hizmeti veren burada Kumluca'da bir arkadaşımız var. Tüm Türkiye'ye uzaktan danışmanlık hizmetleri veriyor. Ondan yardım alıyoruz bu sene. Allah razı olsun. Sonuçlardan çok memnunuz. Toprak hazırlığıyla başladık. Toprak işlemesiyle devam ettik. Solarizasyon yaptık. Onun söylediği uygulamaları harfiye yerine getirerek bugünlere ulaştık Allah'ın izniyle. Şu anda gördüğüm kadarıyla toprakta bir ark sistemi Evet. yapılmış. Evet, danışmanımızın tavsiyeleri doğrultusunda yaptık onu. Uzaktan tarımsal danışmanlık diye bir sayfası var arkadaşımın. Allah razı olsun. Onun tavsiyeleri doğrultusunda ben 20 günde, 25 günde tava çıkmayan bu solarizasyon sonrası toprak 7-8 günde tava çıktı. Ve bana bunu ne sağladı? En az 10 gün önce gitme fırsatı sağladı. Kaliforniya yapanlar bilir. Yazın fidanı bir gün önce dikmenin avantajının ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Evet. Allah razı olsun. Danışmanımızın bize sunmuş olduğu gübreleme programlarıyla biz önce ağaca çalıştık. Şimdiden sonra da Allah'ın izniyle güçlü ağaç, güçlü kök ve Allah'ın izniyle ondan sonra da Burada kaliteli meyveler elde ıslah edeceğiz. için neler yaptınız? Islah için biz bu toprağı ilk önce kıştan bolca kaliteli bir yağmurlardır kullandık. Evet. Daha sonra hayvan gübresi kullandık. Dışarıya çıkardıktan sonra bu dediğimiz rayonlardık ve hayvan gübresiyle birlikte tarlamızı sürerek bu arıkları hazırlayıp solarasyon naylonu kullandık. Ama burada bir detay vardı sağ olsun danışmanımız sayesinde. Çok ayrıntılı bir detay burası. Antikoklu naylon. Yani çiğ tutmayan naylon kullandık. Bunun bize ne gibi faydası oldu derseniz, antifoklu naylon çiğ tutmadığı için Evet. güneş ışınları yansıyıp geriye gitmedi. Toprağımızı ısıttı. Normalde 6 hafta minimum solarizasyon istenen toprakta biz 20 gün gibi, 22 gün gibi kısa bir sürede solarizasyon naylonunu kaldırdık. Ha, biz bu kadar erken tava çıkacağını bilemediğimiz için
bu arık sistemi sayesinde kısa tutmak zorunda kaldık florasyon. Florasyon topraktaki zararlı mikroorganizmaları ve zararların bir nevi toprak dezenfektanı diyelim. Toprağı temizliyor. Toprağı temizliyor. Zararlıları evet. Öldürüyor. Hı hı. Ve toprağı tertemiz hale getirip yeni fidan dikimine uygun hale getiriyor. Evet. Şu anda gördüğümüz kadarıyla biberlerimiz gelişimi güzel. Yaprak canlılığı güzel. Hastalık olayı yok. Ve güzel bir şekilde çatallanmış durumda. Şu aynen. Anda da iplerle daha rahat desteklemek için, kırılmaması için dallarım meyveye döndüğünde evet, yük taşıması için çalışmalar yapılıyor. Biz burada bu sırada uzaktan tarımsal danışmanlık vesilesiyle şu naylonları sinek tuzaklarını çektik. Hı hı. Bu bize ne sağladı? Biz buraya ilaç atmamamızı sağladı. Yani en az minimum ilacı attık biz burada. Hani tarımsal danışmanlık sayesinde biz burada bu sarı ve mavi tuzaklar bizim trips ve beyaz sinek dediğimiz zararların yapışarak ilaçsız çok, bir şekilde. Çok mantıklı. İlaçsız bir şekilde. İşi çözmemizi sağladı. İşi çözmemizi sağladı. Evet, harika. Başka buralarda bize. Şu üzerindeki görmüş olduğunuz naylonlar sayesinde hı hı. Yıl içerisinde bitkilerimizin üzerine çiğ düşmesini engellemek için ekstra naylon çektirdi. Aha, bu da güzel. Geçen sene çok rahat ettik. Şu anda farklılıkları görüyoruz. Yani bu kışın çekildik daha. Bunlardan değerli, biz şu anda rüzgardan açıldı biz hava girsin diye açtık. Aha. Kışın havalar soğuyunca tekrar bunları yorgan gibi şöyle çekeceğiz hemen. Hı hı. Yani hem sıcak tutacak. Hem sıcak tutacak. Evet. Hem de bitkilerimiz kışın üreticiler bilir pas hastalığı dediğimiz üzerine çiğ damlayıp pas hastalığı olmasının önüne geçeceğiz. Evet. Ha, biz bunları Allah razı olsun. Tarımsal danışmanlık yani rehberin sağlam oldu kardeş. Bu işi yapıyorsak. Rehberin. İşi ehline sormadığınızda diyor, kıyameti bekleyiniz diyor. Aynen, işi yani, ehline soracaksınız. Resulullah da bu konuda çok çok insanoğlunu yönlendiriyor. Diyor ki, işini diyor en iyi yapanla yapın. Aynen öyle. İşi ehline vermezseniz şayet. Evet, kıyameti bekleyiniz çünkü o sizin kıyametiniz oluyor zaten. Aynen öyle. Daha önce kıyametimizi yaşatan birisi vesilesiyle Enver Bey'le tanıştık. Evet. Allah razı olsun. Videoları izlerken uzaktan tarımsal danışmanlık, ziraat mühendisliği, bitki koruma sayfası diye bir sayfada arkadaşla tanıştık. Ve bugün neredeyiz? Allah'a şükürler olsun. Ne mutlu. Şu anda... Güven. Hani evet. Uzaktan tarımsal danışmanlık bize ilaç, gübre satma gibi bir derdi yok. Sadece bize bilgi paylaşımında bulunuyor. Tecrübe paylaşımında bulunuyor. Allah razı olsun. Tanıştığımızda çok mutluyuz. Evet, arkadaşlar şu anda Sera'nın içerisinde yapılan çalışmaları, emeği ve bilgiyi bariz bir şekilde görüyoruz. Tabii ki şurada şunu belirteyim. Tarımsal danışmanlıktaki uzman arkadaşımız bize bulunduğu tavsiyelerin biz üretici kafası dinlemediklerimiz oldu. Dinlemememizin sebebi toprak yapısı acaba tava çıkmaz mı, şu olur mu, bu olur mu diye. Evet. Korkumuzdan su salmamıştık yollara. Gel şöyle göstereyim. Biz seramızın söylediğini yaptığında şu sulama sistemlerini yaptık şuralara. Yollara arıklara su salın demişti danışmanımız. Evet. Ama biz toprak çamur olur, tava çıkmaz korkusuyla dinlemedik. Ve en son Sera'nın şurada sonunda budaması gecikmiş bir yerde hı hı. Bize söylemiş olduğu nemin ne demek olduğunu çok iyi anladık. Dikkat buyuru. Şurada sizler de göreceksiniz şimdi birazdan. Evet.
Bu benim dikmiş olduğum Kaliforniya çeşidi. Şuradan gidelim. Şuradan devam ediyoruz. Evet. Ofet isminde bir çeşit. Bu çeşitte üreticiler hep söylediği alt dallarından meyve çıkmaz. Üst dallarını tutar derler. Aha. Arkadaşlar öyle bir şey kesinlikle yok. Eğer biz danışmanın lafını o zaman dinlemiş olsaydık. Bakın. Şöyle bak. Oo, alt dallarda şu anda o olayı tamamen çürütüyor. Evet. Şöyle bir bak. Alt dallarda sözde of ekledikleri çeşit meyve tutmaz derler. Hı hı. Burası bizim teramızın nemli bir kısmı. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Tabii hem de ki, dolu dolu tutmuş durumda. Gel. Bak abi. Evet. Şöyle 5 dal. Görüyorsun değil ay mi? Ay maşallah. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uzmanın lafını dinlemekte fayda var. Ben dinlemedim, hep pişmanım. Ondan sonra gittim. Yollara hemen su saldım ama geç kaldım. Uzmanımız hani onu dene. O olmasa bunu deneriz değil. Nokta atışı bilgiler veriyor ama biz toprağımıza güvenemediğimiz için çamur olur da kışın rezil oluruz diye suyu salmamıştık. Aha. Ama onun pişmanlığını bu sene yaşıyoruz. Evet, şu anda Allah izin verirse seneye uzmanımızın dediğine kesinlikle harfiyen uygulayacağız. Şimdi bizim insanımızın özelliği başı bir yere değmeden aynen. Yok, yapmaz. Onun için illaki yaşayacak. Çünkü biz gitmiş olduğumuz bölgelerde insanlara diyoruz ki ya, tohum kaplama yapın mesela omega asitle. Adam korkuyor. Aynen. Yapmıyor. Diyorum ki bir bölümde yap. Aynen. Ben ondan dolayı diyorum ki insanlar gözünden akıllı. Şimdi sen de aynı. Gözünden akıllısın. Ne oldu? Şunu aynen gördüm. Değil mi? Ondan sonra suyu saldım. Bunu bir gördükten de, sonra karar verdim. Bir de burada danışmanımız bize bu çember aramız bizim 9.60. Evet. Benim burada 7 tane sıra vardı. Dedi ki abi burası olmaz. Ne yapacağız? İki bitki arası minimum 160 santim istiyorum dedi. Evet. Canım istemeye istemeye de yapsa ama pişman değilim. İyi ki yapmışım diyorum şimdi. Hani daha önce bu iki fidan arası 135 santimdi benim. Şimdi evet, 160 santime çıkardık. Hem fideden tasarruf sağlattı. Hem de en az 5 dönüm yerde 2000 fidan eksikliktir. 2000 fidan. Fidanın tanesi ne kadar? Şu anda 12 ile 15 lira arası. 12 aralığında lira 15 lira arası. Arkadaşlar hesabı siz yapın. Ve buradaki tasarrufa bakın. Gelir olarak da meyve kalitesi olarak bize geri dönecek. Eksik dikme. Çünkü çok sık dikmeyle çok iyi olacak anlamına gelmiyor. Bak doğru orantılı dikildiği zaman şu çatallanmayı doğru şekilde yaptırdığınızda bu gördüğünüz biber görüyorsunuz kaç çatal olmuş ve her çataldan ayrı ayrı meyve vermeye başlayacak. Bu sık diktiğiniz zaman çatallar daha düşük olacak. Yok, bu Kaliforniya'da farklı. Bu Kaliforniya'da biz ana gövdede çatal istiyoruz. Evet. Bizim istediğimiz ağacın güçlenmesi, güçlü olması. Evet. Ve ana gövdeden meyve istiyoruz. Evet. Ha diğer sivri, kapya gibi biberlerde yan dallardan meyve alıyoruz. Hı hı. Burada da o güçlü olduğu zaman işte ayakta durabilecek ve istediğin meyve kalitesini alacaksın. Yan daldan da meyve bıraksak büyütmez diyorlar da ben büyüteceğine inanıyorum. Onun da deneylerini yapıyorum bak burada. Hı-hı. Bak burada bir tane yan daldan meyve bıraktım. Büyütecek mi büyütmeyecek mi zamanla göreceğiz. Yani onun da deneyini yapıyorum yani güzel. Büyütmez dediklerine bakmıyorum. İşte olmaz denilenler olmuş. Olduğu için büyüteceğine inanıyorum ben. Hani Allah'ın izniyle ağacın güzel, güçlü gelişinden o meyveyi büyüteceğinden güzel, eminim Allah'ın izniyle de görmeyince evet, ispat şart. İddiayı evet, ispat şart. Değerli Ünal kardeşime vermiş olduğu bilgilerden ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz seracılarla bu tarz yaptığı çalışmaları yerinde inceleyip bizim nasıl bir katkımız olabiliri onlarla istişare etmeye devam edeceğiz. Ünal Bey, merhaba, teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. İyi günler. Sağ olun.